fetişsek diyelim. Kazanmada olursa hiç bir hakkınız yok. Biraz eğlenceli olanlar için buradayız. İlk turda biraz lastikler ısınması gerekiyor. Fazla kaydıramam. Hava basıncı değişiyor. Şu an 2-4 denem çıkmaları gerek. 2-7'ye falan. Biraz kayıtlalım gene de ya. Burası Berlin 66 kilometre güneyinde, Tropical Island'a yakın Spreewald'ın yarış pisti. Yarış pistinden ziyade antrenman pisti olarak kullanılıyor. Lisans sahibi olanlar gelip burada açılış günlerinde, kendi sayfalarında bunu beyan ediyorlar. Gelip burada 15 dakikalık bir turn 19 euro ödeyerekten biraz eğlenebiliyorlar. Normalde bu pisti ben yalnız kullandım mı bu arabayla bir 41'de kullanıyorum. Ona yakındık aslında. Şimdi 3 kişiydik. Arka tekerin genelde kalkmaz. Virajlarda iç tarafta kalkması oluyor. Onu yapmadı. Birazcık da fazla zorlamak istemedim ağır olduğumuzdan dolayı. Ama iyi yani. Ama işin gerçekten garip tarafı benim garibime giden. Öyle bir araba diyorsun. O arabanın özelliği zaten kaymada, drift'te. 100'e yakın üyeleri varmış, hiçbir arabayı kaydıramıyor ve sürekli yarış pistindeler. Diyorum bunlar mı yanlış algıladıkları bir şey var yoksa ben mi yanlış algılıyorum? Bizim gözümüz kara. Pistin özelliği fazla yüksek sürat olmayan, virajları keskin olan çok virajlı yarış pisti. Sağ ağırlıklı, burası sağ ağırlıklı biraz. Ama %70-%60 oluyor. Genelde de pistin arabaya bağlı, arabanın şanzımanına bağlı, transformasyonuna bağlı. Ama genelde %70'ini pistin ikinci viteste kullanıyorsun burada. En yüksek orada 165'e çıkıyoruz. Ama genelde fark ettiyseniz virajlarda kayaraktan performans sergiliyoruz. Bu özelliği burada zaten arabanın kaydırmak. Burada 1.39 sürdüm en hızlı olarak. Şimdi bir gün daha hızlı olabilir çünkü arabayı modifiye ettik. Arabaya bir 80 PS beygir üzerine getirdik. Bakalım. Yani yeni lastiklerle bir deneyeceğiz. Belki 3-4 saniye üzerine gelir. Arabanın özellikleri çok hoş. Bu arabayı BMW'den Biederman mühendis, BMW'nin bu spor bölümünde çalışan Hyundai'ye geçiş yaptıktan sonra orada N bölümünü kurdu. Bunlar yarış pistinde tasarlanmış, Nürburgring'de tasarlanmış. Hyundai'nin 3 tane benzinli N serisi var, i20N, bu Polo sınıfı. Bu i30N, Golf klasmanı, bir de Kona, o biraz SUV tipi. Legal bir şekilde ehliyete zarar vermeden eğlenme imkanınız var Almanya'da.
Otomobil icat etmiş tabii ki bunlar. İlk otoban Avus, ilk yarış pisti Avus. Ya 2009'dan beri ben motosikletten yarış pistine başladım. Eski öğrencileri de aldık yanımıza. Onlarla beni geçen Fatih var, Albi var. Bunlar daha fazla antrenman yaptığından dolayı daha yüksek performans sergiliyorlar. Tabii ki biz de seviniyoruz böyle bir şey olduğuna dair. Karayollarında ağaca toslayacağını, hani canını oraya teslim edeceğini gelip burada yarış pistinde öğrenir. Kendisine başkalarını tehlikeye atmaz. Ve zevkini de hem böyle gerektiği gibi yapabilir. Çünkü Berlin etrafında çok yarış pistleri var. Oschersleben'i beni kullandım ben. Lausitzring, Sachsenring, Hockenheim, Nürburgring'e gitmedim. Grosstern ve burası. Yani burada 4-5 tane yarış pisti saydım. Burada genelde insan motosiklet daha tulum giyiyorsunuz, özel yarış pistine tasarlanmış kıyafetleri giyiyorsunuz. Kaysanız da deri açılmıyor. Fazla bir sağlık sıkıntısı olmuyor. Orada işte sürüş şekliniz de daha iyi olabilir. Ben onu yükselttim, şimdi zirvedeyim. Benim için yeterli, fazlasına gerek yok. Sürdüğüm zaman ben zaten bakıyorum 3, 4, 5, 6 tön sürmüşüm. GoPro'larda hep aynı zaman. Trans gibi yani. Oradaki kapı orta yerinde güçlendirilmiş yarış pistinde. Bu lastiklerin yola bakışı birazcık negatif. Viraja girdi mi kaymıyor, destek alabiliyor. Ön tarafında elektrik diferansiyel kilidi var. Ön çekişli arabaya kaydırma özelliği diferansiyel kilidi olursa oluyor. Bu viraja girdim mi arabaya kaydırma özelliği, öyle söyleyeyim. 280 beygirde, 360 beygire çıkardık. Porsche'nin Sport Chrono paketi var. Elektrik egzozu, motoru, süspansiyonu, şanzımanı falan ayarlayabiliyorsunuz. Spor daha agresif olsun, yarış pisti için tasarlansın diye. O özellik bu arabada da var. Kullanış kurallarını anlatıyorlar. Böyle davranılır, solanırken siz solacağınız zaman böyle yapmanız gerekir. Çıkış buradadır. Bu bayrakların renkleri anlatılır. Hani sonuçta uysal bir şekilde başkalarıyla beraber eğlenelim diye. €44.000 verdiler. Biz alırken €10.000 indirim yaptılar. Bir aksiyonları vardı. Bize €34.000'e geldi. Ama yok performans bölümü bu. İki tane var. Hyundai i30N ve i30N performans bu. Performans 4000 daha ücreti yüksek diyelim ama diferansiyel kilidi var. Olay da bu zaten. Diferansiyel kilidi olmayan araba virajda kayıyor. Çıkıyor. Kontrol dışı. Bu araba arka çekişli gibi. Rally arabası gibi. Fark ettiniz. Kaydıraktan falan biraz böyle. Epey lastikleri çınlattık. Biz Almanya'da yaşadığımızdan dolayı burada entegrasyona özen gösteriyoruz. Adamların epey böyle hızlı yarış pilotları var. Mikael Schumacher falan. Dedik bizden de niye olmasın be? Motosiklette zaten Kenan Sıfıoğlu veyahut da diğer o yetiştirdikleri elemanlar, en son işte Toprak Razgatlıoğlu ve diğer gençler, diğer klasmanlarda öncülük yapıyorlar ama rallide fazla tanımıyoruz ya. Belki vardır da ben bilmiyorum yani. Tanım, marketing iyi olmadığından dolayı galiba PR. Ama yani burada bizim böyle bir herhangi bir klasmanla erişmeye niyetimiz yok. Sadece kendi aramızda zevkli olsun. Arkadaşlar da geliyoruz haftada birkaç kere sezon dışı. Zevkli oluyor, tavsiye ederim. Yani böyle bir ilgisi olan kişilere zaten biz sürücü kursunda burada bir kurs, iki türlü kurs başlatacağız. Birincisi sizin oturduğunuz gibi rent taksi, arabanın içerisinde öyle hızlı kullanıp virajda kaydırmak. Eğer istiyorsanız da o ikinci kursu da size burada arabayı kaydırmayı öğretiyoruz. Arabanın sağ tarafına pedallar takılacak, eğitim arabası. Ama drift kursu istiyorsanız size burada drift yapmayı öğreteceğiz. 15 dakika kurstan sonra drift, lastik eritmeye hoş geldiniz. Bunlar da şov. Nasıl eğlendiniz beyler? Yaşıyor musun Mustafa? Kaydırak mı gene beyler? Kaydırak. Thank you.
Evet, geçmiş olsun. Evet.